Merhabalar sevgili Oğlak Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 11 Mart haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından tarotlardan öngörü alacağız. Bakalım onların bize mesajı neler olacak. Şimdi sevgili Oğlaklar, Pazartesi günü gündemimiz biraz daha evle ilgili konular. Evdeki elektronik eşya, evdeki elektronik elektrikle ilgili durumlar. Belki burada bir elektrik arızası, elektrikle ilgili, elektronik eşyalarınızla ilgili bir bozulma, ya bu konularla ilgili durumların tetiklendiği bir iki gün bizleri bekliyor. Evle ilgili konular daha çok, daha fazla ilgileneceğimiz alanlar. Bazılarımızın belki de evden ayrılma, evden taşınma, evi kiraya verme, evi satma ya da işte bir evle ilgili bir değişikliğin söz konusu olması mümkün diyebiliriz sizin için. Gündem böyle iki gün boyunca, hafta ortasında biraz daha keyif alanımıza yönelebiliriz. Biraz daha huzurumuz yerine gelecektir sevgili oğlaklar. Daha böyle keyifçi enerjilerde olacağız. Daha huzurlu enerjiler bizi bekliyor diyebilirim. Aynı zamanda çocuklarla ilgili konularda biraz daha rahat enerjiler hakim olabilir. Çocuklarla aramızdaki konularda çocuklarımızın hayatlarıyla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni bir aşka başlama, yeni bir sevgili edinmeye, yeni bir ilişkiye başlama gibi durumlar da söz konusu olacaktır sizin için. Halihazırda bir ilişkiniz var ise bu ilişkiyi iyileştirme adına hareket edeceğiniz, eğer küsseniz barışmak, görüşmek, işte uzlaşmaya gitme enerjisi hakim diyebilirim. Hiçbir şey yok. Biz zaten evliliğimizde mutluyuz ya da ilişkimizde mutluyuz diyenler de ilişkinizi daha da yoğun yaşama enerjisi hakim görünüyor sizin için. Hafta sonu biraz daha gündelik hayatınızda koşuşturmayla geçebilir. Biraz daha oradan oraya, oradan oraya gitmek, konuşmak, görüşmek, çok fazla telefon trafiğinizin yoğun olması mümkün. Çok fazla kişiyle görüşebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hafta sonu olmasına rağmen işle de ilgileneceksiniz. İş yapabilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişilerle de görüşmek ya da eskiden beraber iş yaptığınız kişilerle tekrar iletişim içinde olma enerjisinin de hakim olması mümkün diyebilirim sizin için. Bu hafta Venüs balık burcuna geçiş yapıyor. Bu da sizin yakın çevrenizle iletişiminizi daha da aktifleştirecek. Bağlarınızı daha da güçlendirebilir. Konunuzla, komşunuzla, akrabalarınızla, aynı zamanda kardeşlerinizle daha fazla destek görmek, birbirinize destek vermek, özellikle de dişil enerjilerde olan, kadın olan, dişil enerjilere hakim olan çevrenizdeki kişilerle daha fazla uyum içinde olma enerjisini tetikleyecektir bu durum. Bazılarınız bu estetik konularıyla ilgili, işte giyim kuşamla alakalı, sanatla ilgili, konularla ilgili bir eğitime başlama, burada bir eğitim alma gibi aktiviteler içinde de bulunma gibi bir sürecinin söz konusu olabilir siz sevgili Oğlak Burcu için. Yani belki bir dikiş kursuna yazılma, belki bir işte hazır giyim kursuna yazılma, bir kuaförlük kursuna yazılma, cilt bakımı kursuna yazılma, burada bir eğitim alma ya da işte eğitim verme herkesin statüsüne göre değişir. Bu tarz durumların aktifleşebileceği süreçler sizleri bekliyor diyebilirim. Siz sevgili Oğlak Burcu içinde. Hatta şöyle bir durum da var. Küs olduğunuz, görüşmediğiniz yakın çevre ve kardeşlerinizle alakalı kişiler var ise bunlarla da barışma, uzlaşma, bir araya gelme, orta yolu bulma çabası da hakim olacaktır. Şimdi sevgili Oğlaklar, 11 Mart haftası tarot yorumu diyoruz. Oğlak Burcu 11 Mart haftası. Oğlak Burçları haftaya sağlam adımlarla başlıyoruz. Yeni başlangıçlarımız hakim. Sevgili arkadaşlar, burada biraz daha güvenilir adımlar, istikrarlı adımlar atacağınız bir durum var. Kararlıyız, netiz, kendimizden eminiz. Sınırlarımızı çiziyoruz, sınır belirliyoruz kendimize. Yani kendimizi de çok böyle kişileri yaklaştırmayabiliriz. Yeni başlangıçlar hakim. Bakın, eyleme geçiyoruz. Yeni fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni şans ve fırsatlara açık olduğunuz bir dönem. Sevgili Oğlak Burcu, bakın
Beklenmeyeni bekleyin diyebilirim. Ani, beklenmedik durumlar, fırsatlar, şans ve fırsatlar sizleri bekliyor sevgili Oğlak Burcu diyebiliriz. Biraz da uykusuz geceler yaşayabileceğiniz, uyku problemleri yaşayabileceğiniz bir hafta. Aynı zamanda çünkü yeni oluşumlar var ve bu oluşumların içinden nasıl çıkacağınızı düşüneceğinizden, düşünme, yani çok fazla kafanızın içinde fikir, düşünce, plan, proje olmasından dolayı biraz uykularınız kaçabilir diyorum sevgili Oğlak Burcu. Aynı zamanda biraz da memnuniyetsiz enerjilerde olabilirsiniz. Sanki şöyle bir durum var. Gönlünüzü almak isteyen ya da sizi mutlu etmeye çalışan kişilerin çok da başarılı olamayacaklarmış gibi görünüyor. Yani siz sınırınızı çiziyorsunuz. Yani onlar ne yaparsa yapsın, siz onların yaptığı hiçbir şeyden mutlu olmuyor ve hoşnut olmuyor olabilirsiniz. Bir memnuniyetsizlik enerjiniz hakim gibi görünüyor. Ne yaparsanız yapın gözüm yok dediğiniz bir durum var sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu hafta kadersel olaylar yaşayacağınız, kadersel döngünüzün değişti, kadersel tekamülünüzün değişti. Yeni yollara, yeni kişilere, yeni ilişkilere, yeni başlangıçlara adım atabileceğiniz bir haftada olması mümkün diyebiliriz. Bu hafta yaşayacağınız olaylar, karşılaşacağınız kişiler, hayatınıza girecek olan yeni insanlar, sizin yeni tekamülünüze, hayat tekamülünüze eşlik etmek için, sizi değiştirmek için, kaderinizi değiştirmek için, kader yolunuzu yönlendirmek için size gelecek olan bazı şans ve fırsatlar söz konusu gibi görünüyor. Kader çarkıyla da kaderinizin değişeceği bir hafta diyebiliriz siz sevgili oğlaklar için. Bakalım kartlar ne söyleyecek bize. Bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap. Zaten uzun vadeli planlar yapıyorsunuz. Yeni başlangıçlarınız var. Bu başlangıçlar istikrarlı. Siz düşünmüşsünüz, karar vermişsiniz. Yapmak istediğinizi yapmışsınız, harekete geçiyorsunuz. Uzun zamandır bu planlar, projeler var ki harekete de geçeceğiniz bir hafta eyleme geçiyorsunuz. Şöyle bir durum da var. Aynı zamanda istikrarlı başlangıçlar. Kendinizi de güvence altına alarak yaptığınız eylem ve sonuçlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Biraz böyle soğuk enerjiler hakim görünüyor sizin adınıza da sevgili Oğlak Burcu. Biraz böyle sınırlarımızı çiziyoruz. Kurallarımız var, şartlarımız var. Yani egomuzun da biraz tavan yaptığı bir durum da olabilir. Egolu davranışlar da söz konusu gibi görünüyor. Bazı konuları da kestirip atabilirsiniz. Yani yeter artık dediğiniz ve bir sınır çizdiğiniz bir durum var sevgili oğlaklar diyebilirim sizler için de. Evet sevgili arkadaşlar, sizlere söyleyeceklerim de böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.